Bugün havalimanında unutulan efsane eşyaları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Delimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok merak edilen bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar, havalimanındayım. Bugün havalimanında unutulan efsane eşyaları sizlere göstereceğim. Artık bunun içerisinde ne denk gelirse, telefon mu olur, tablet mi olur, para mı olur, mücevher mi olur, saat mi olur, kolye mi olur, içki mi olur? Ne denk gelirse size bunları göstereceğim. Hemen lafı uzatmadan şöyle anlatmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Yurt dışından geldiniz. Diyelim ki yurt dışından ülkemize giriş yapan bir yolcusunuz ve valizlerinizi aynen bu şekilde banttan almaya başladınız. Burada bekleyen insanlar var. Görüyoruz zaten. Banttan eşyalarını almayan yolcuların eşyaları şurada kayıp eşya bölümüne toplanıyor. Gördüğünüz gibi kayıp eşya bölümü. Diyelim ki sen geldin, valizini almadın. Yani bir şekilde unuttun, kaybettin veya almak istemedin. Valiz görevliler tarafından buraya getiriliyor. Bir gün boyunca burada bekliyor. Eğer sen sahibisin, diyelim ki unuttun, bir gün içerisinde gelip buraya başvurursan bu valizi alabiliyorsun. Bir gün sonra ne oluyor biliyor musun? Buranın görünmeyen kısmına, gümrük bölümüne geçiyor abi. Ve 3 ay orada bekliyor. 3 ay içerisinde de valizini, eşyanı ne getirdiysen teslim almazsan gümrüğe geçiyor ve gümrük tarafından satışa sunuluyor. Şimdi havalimanında unutulan veya kaçak bir şekilde getirilen ürünleri incelemeye gidiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi içeriye gireceğiz. Bu işin yasal prosedürü nedir? Bu ürünlere biz nasıl sahip olabileceğiz? Mesela iPhone X getirmiş, tamam mı adam? Gümrüğe takılmış, almıyor burada 3 ay. 3 ay sonra satışa sunuluyor. Bu ürünleri nasıl alacağız? Bunları öğreneceğiz. Başta bir ürünleri inceleyelim, karıştıralım, ne var görelim. Daha sonrasında bu ürünleri nasıl satın alabiliriz? Teker teker bu işin yetkilisi olan kişiden dinleyeceğiz. Yani birinci ağızdan dinleyeceğiz. Oy, çok konuştum, heyecanlandım. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hilmi Bey bize çok sağ olsun yardımcı oldu ve buraya girmemizi, bu eşyaları incelememizi ve sizlere göstermemizi sağladı. Kendisi Antalya Havalimanı Gümrük Müdür Yardımcısı. Çok sağ olun bize destek verdiğiniz için. Hızlı bir şekilde kurcalamak istiyorum. Ürünleri... Ürünlere baktıktan sonra bu ürünlerle alakalı prosedür nasıl işliyor sizden dinleyeceğiz. İzin verirseniz biraz bakalım şöyle neler var. Şimdi hızlı bir şekilde size bu ürünlerin hepsini göstermek istiyorum. Teker teker inceleyip çıkartmadan önce şöyle bulundukları kısmı bir size göstereyim. Daha sonrasında kutuları açacağız, valizleri karıştıracağız. Yani çok da karıştırmayacağız da gösterelim, takipçilerimiz görsün. Ürünlerin birçoğu burada kolilenmiş veya kutulanmış bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Mesela hemen bir tanesini çıkartayım daha sonrasında. Mesela burada bir alkol var, alkol getirilmiş. Size bunları teker teker göstermeden önce ürünlerin tutulduğu çok daha büyük bir oda var. Orayı da göstereyim. Daha sonrasında kutuları teker teker karıştıracağız. Gelin abi. Şimdi birazdan buradaki ürünlerin hepsini göstereceğim. Akıl sır ermeyecek efsane şeyler var. Ve bu alanla alakalı öğrenmeniz gereken her şeyi size anlatacağım. Daha önce kimse bunu size anlatmadı. Biz direkt bu işin müdür yardımcısından, bu işin görevlilerinden size anlatacağız. Birinci ağızdan. Hadi başlayalım. Valizi alıyorum, başlıyorum açmaya. Şimdi arkadaşlar bu valizler ve bu eşyalar bir günde gelen eşyalar değil. Bunlar belki aylarca burada biriktirilmiş ve tasfiye sürecini bekleyen eşyalar. 3 ay içerisinde bu ürünlerin sahipleri çıkmazsa bunlar ya satılacaklar ya da imha edilecekler. Mesela şurada gördüğünüz içkiler, çok fazla içki var. Şöyle göstereyim, örnek veriyorum. Şöyle bir içki gelmiş. Bu tarz ürünler, içki ve sigara gibi ürünler satışı olmuyor. Bunlar direkt imha ediliyor. Zaten bunlar zararlı ürünler arkadaşlar. Siz bunları ne yurt dışından getirin ne de kullanın. Evet, bunu buraya bıraktım. Şimdi şu valizi... Beni en çok etkileyen şeylerden birisi, YouTuber olduğumuz için bir kamera. Herhalde içinde kamera var. Yasir abi. Ne var abi? Çıkartıyorum abi. Nikon bir fotoğraf makinesi. D5200 fotoğraf makinesi. Herhalde biraz eski model bir makine ama yine de iş görür. Bunlar illa valizle getirilmiş ürünler olması gerekmiyor. Belki de uçağın içerisinde unutuldu bu eşyalar. Uçağın içerisinde unutulan eşyalar da burada bekletiliyor ve gümrüğe tabi tutuluyor. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Çanta karıştırmak çok zevkli bir şey değil mi? Gözlerini de karıştır lan, bir şey olmaz. Şimdi gördünüz, yaklaş. İçerisini göster bak. Kulaklıklar var. iPad, bir tablet. Büyük. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar asıl göreceğiniz ürünler değil. İçeride bir ürünler var. Bir telefonlar var, bir tabletler var. Hepsini teker teker göstereceğim size. Evet, bir poşet dolusu şarj aleti. Ya ben direkt üçer beşer göstereyim çünkü çok fazla. Şöyle göstereyim sana. Nasıl?
Arkadaşlar şu anda elimde nereden baksanız yani bir 10-15 bin liralık tablet duruyor. Ve bunların hepsi sadece bu çantada olanlar. Devam ediyoruz. Bu çantayı kaldırıyorum. Bir dakika bekle. Arkadaşlar bu kutumuzda da gördüğünüz gibi uçakta unutulan gözlükler var. Ben çok gözlük unuturum uçakta. Oha bir sürü. Nereden baksan 200 tane 300 tane gözlük vardır burada yani. Ben bunları şöyle sırayla kafama takayım. Böyle güzel bir görüntü olur. Nasılım? Ben bayağı yakıştığını düşünüyorum bana gözlükleri. Bu arada bunları tekrardan yerine koyuyoruz. Çünkü bunlar gümrük malı olduğu için kesinlikle hiçbir şekilde alamayız. Bırakıyorum. Gözlük hem boyut açısından hem de çok unutulabilecek bir eşya olduğu için nereden baksanız bir karton dolusu gözlük var. Bunların içerisinde çok değerli gözlükler de var, numaralı gözlükler de var. Onları hızlıca geçiyorum. Şimdi bu kutuya geldiğimiz zaman paket paket sigaralar var. Şimdi arkadaşlar yurt dışından gelirken getirebileceğiniz 3 karton sigara hakkınız var. Siz 3 kartondan fazla sigara getirirseniz, getirmeye çalışırsanız bunlar gümrük tarafından el konulup burada beklemeye alınıyor. Ve bunlar satılabilecek ürünler olmadığı için 3 ay sonunda hala teslim alamazsanız, tekrar giderken götürmezseniz veya bunun bir fişi varsa, faturası varsa bunu sunmazsanız, vergisini ödemezseniz bunlar yakılıyor, imha ediliyor. Evet. Şimdi bunlar değerli mi değersiz mi ben pek bilmiyorum ama şişelerine bakılırsa bayağı pahalı olduğu gözüküyor. Böyle içkiler var. Yurt dışından getirilmeye çalışılmış içkiler var. Ve bunlardan hani sayamayacağımız kadar var. Şişelerini de kırmayalım da. Mesela şu. Jager marka. Bir içki. Bunlar hepsi arkadaşlar burada 3 ay bekleyecek. 3 ay sonra ne yapılacak abi? İmha edilecek. Gel abi gel. Mesela burada benim kullanmaktan acayip mutlu olduğum, günümü eğlenceli geçmesini sağlayan efsanevi kulaklıklar var, tamam mı? Burada renk renk kulaklık var. Ben bu kulaklığın ne kadar olduğunu biliyorum. Bunu anlayanlar da bilenler bilir. JBL marka bir kulaklık. Bu kulaklık nereden baksan 1000 liradır yani, 500 liradır. Şurada da küçüğü... Nerede lan? Şurada da küçüğü var. Bunlar hep unutulmuş kulaklıklar. Eminim bunları birisi geri dönüp almayacak. Çünkü bunlar çok unutulan eşyalar olduğu için çok fazla gözlük var, çok fazla kulaklık var. Gördüğünüz gibi bir karton dolusu kulaklık. Mesela küçük hanım bir kızımız bunu unutmuş. Ne ağlamıştır var ya, değil mi? Ya bu unutulmaya müsait bir malzeme olduğu için çok fazla sayıda var. Ama önemli olan eşyalara yavaş yavaş geçiyoruz. Abi ben şu valizi bir müsaadenizle... Müsaadenizle şu masaya indirmek istiyorum. Büyük hissediyorum. Açıyorum. Açtım. Biraz çabuk açtım ama heyecanlanıyorum çünkü. Burada kutusu açılmamış telefonlar var. iPhone'lar, Samsung'lar. Başka marka var mı? Nokia, Microsoft. Bak mesela Microsoft'un telefonları var, açılmamış, kutulu. Bunların hepsi valizde unutulmuş veya getirilmeye çalışılmış veya uçağın içerisinde unutulmuş telefonlar. Mesela bak ne var? Kutulu daha jelatini açılmamış bir iPhone 6S. 2 yılda bir tane telefon getirme hakkımız var, 0 telefon. Eğer ondan fazla getirirseniz de ne yapıyoruz? Gümrükte böyle telefonlarımızı bırakıp gidiyoruz. Gerçekten çok ağır. Şuraya bırakıyorum. Şurada şöyle bakayım. Şunu alayım abi. Gel. Yasir abi gel. Oğlum şuraya bak. Gel. Sen şuna bak. Onu da getir, şunu da getirsene. Tamam onu da getir. Çek. Şimdi burada gördüğünüz ve şurada gördüğünüz. Bunların hepsi baktığımız zaman sıfır ürünler değiller. Tamam mı? İkinci el ürünler bunlar. Zaten gördüğünüz gibi iPhone 4'ler falan var. Bunlar büyük ihtimal koltuğun arasına kaçan, uçağın içerisinde düşürülen veya bir şekilde getirilmeye çalışılan ürünler. Bir baksana, şöyle bir alabilir miyim? Tabii. Gördüğünüz gibi yüzlerce, hatta binlerce telefon var burada. Hepsi bir şekilde burada kutulanmış, belgeleri yazılmış bir şekilde depolanıyor ve ya satın alınacağı ya da imha edileceği günleri bekliyor. Göster, gel. Bir çanta dolusu telefon. Hızlı bir şekilde şunları göstermek istiyorum. Düşürmemeye gayret ederek. Arkadaşlar bu gördüğünüz şeylerin hepsi, elimdekilerin hepsi tablet. Unutulan tabletler. Masaya şöyle ufaktan şöyle sermek istiyorum. Düşürmeyeceğim. Şöyle tutacağım. Apple tabletler, Samsung tabletler, Huawei tabletler. Ya burada reklam yapmıyoruz. Burada gösteriyoruz size ürünleri. Aa açık var. Bak. Vallahi açık bir tane var bak. Vallahi açık. Herhalde bu yakın zamanda gelmiş. %19 şarjı var hala. Dün geldi. Dün mü geldi? Şu abla. Belki de izler görür. Gelir alır. Bunu yerine bırakıyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. Yüzlerce tablet, çantalar dolusu telefon, alkoller, kulaklıklar, yüzlerce gözlük. Ve şimdi içerideki odaya bakıyoruz. Orada çok daha değişik ürünler var. Onları anlatmaya başlayalım. Ana depolama alanı burası. Hemen mesela şurada bulunan çantalardan birkaç tanesini açmak istiyorum.
mesela, aa ilk defa saat gördük bak. Şimdi bak mesela, bu nasıl bir saat? Fitbit diye bir saat mesela. Bu çantaların içi hepsi telefon mu dolu? Evet, telefon. Burada telefon. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzlerce çanta var ve bu yüzlerce çantanın içerisinde telefonlar, saatler, kolyeler, bileklikler. Mesela şuna baksana. Abi bir sürü. Ağzına kadar telefon. Ya. Mesela bunu hiç görmedim. Ne bu? Çok telefon unutuyoruz arkadaşlar. Mavi iPhone. iPhone 5C'ymiş mesela. İlk defa gördüm iPhone 5C. Telefonlarımızı uçakta unutmayalım. Lütfen telefonlarımızı kontrol edelim. Arkadaşlar tekrar tekrar bu poşetlerin içerisindeki alkolleri size göstermek istemiyorum. Yani ağzına kadar. Bunlar içki dolu. Bunları tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Yurt dışından çok fazla alkol getirmeye çalışmışlar ama burada çok değişik bir şey var. Gel. Ne var abi? Gösteriyorum. Gördüğün gibi bir yani koliler dolusu getirilmiş ve yumruğa takılmış. Ne abi bu? Mama. Mama. Köpek maması. Değil mi? Köpek maması mı? Evet. Kedi maması. Kedi resmi var bak. Kedi köpek maması getirmişler ve koliler dolusu kedi köpek maması getirmişler. Hem de IKEA poşetlerine katmışlar. Sanki böyle bir ev ürünü süsü verilmiş. Getirilmeye çalışılmış bak. Ben öyle algıladım bir an. Doğru bak. IKEA yazıyor. IKEA'da ne satılıyor? Ev eşyaları. Bunu paketlemişler güzelce ama içerisinde kedi köpek maması var. Bu ürünler milli ürünler değil. Yurt dışından getirildiği için bu ürünlerin vergisi ödenildikten sonra ve gerekli izinleri alındıktan sonra ülkemize sokulabilir. Eğer vergisini ödemezse, gerekli izinleri almazsa da burada kalır ve ilerleyen süreçte ya satılır ya da imha edilir. Şöyle devam edelim. Şurada ne var abi? İşte ufak tefek zımbırtılar var. Bunlar büyük ihtimal uçaktan unutulan eşyalar. Bunların pek bir mali değeri olmadığı için bunlar satılmayacak zaten. Bir de arka rafa bakmak istiyorum. Gel. Artık bir raf kaldı. Burada baktığınız zaman belki 1 milyon liralık eşya var. Çok fazla telefon, tablet, saat, gözlük, alkol var. Devam ediyoruz. Son rafımız. Burada bir İngilizce kitapları var. Yani ha, bu benim üniversite yıllarımda hazırlıkta İngilizce kitabım. Bolca getirmiş muhtemelen satmak için arkadaşlar. Onu da geçirememiş zaten. What is your name? Arkadaşlar burada gördüğünüz kitaplar, romanlar vesaire. En son mesela burada bir çanta dolusu. The Stuart Leader diye bir kitap var. Bir çanta dolusu, bir kutu dolusu. Maddi değeri yüksek olan ürünleri size gösterdim. Sıra neye geldi? Bir gün biz bu ürünlere sahip olmak istersek nasıl sahip olabiliriz? Bunu anlatacağız. Bunun için de gümrük müdür yardımcımız Hilmi abi var yanımızda. Hilmi Bey var. Bu ürünleri nasıl alabiliriz? Nasıl bu ürünlere sahip olabiliriz? Mesela bu telefonlar mevzuata her şey halledildikten sonra halkın satışına sunulacağı zaman biz bunu nasıl alabiliriz? Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra tasfiye işletmeleri müdürlüğümüze devredilmekte. Tasfiye işletmeleri müdürlüğümüz tarafından da ihale yoluyla satışa çıkarılmakta. Bu ihaleye nasıl katılabiliriz? İhale yoluyla yapılmakta. İnternet üzerinden. Evet. İsteyen herkes katılıp en yüksek teklifi veren bu eşyaları sahip olur. Kısaca size şunu söylemek istiyorum. Bu ürünlerin yasal işlemleri gerçekleştirildikten sonra ihale üzerinden internetten satılıyormuş. Siz de alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza like atmayı ve bu ürünlerin satıldığı pazarı size göstermemi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eyvallah.